bir dış kuvvet olan dalgalardan bahsedeceğiz. Kıyılarda aşındırma ve biriktirme şekillerini genellikle ne yapacak bu anlamda? En önemli etkiye sahip olan dalgalar yapacak. Kıyıların şekillenmesine akarsular, dalgalar, gel git gibi akıntılar ve denizin kendisinde oluşan akıntılar doğrudan etkilidir. Türkiye'nin 8333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip olduğunu biliyoruz. Kıyılarımıza gelgit güçlü olmadığından. Neden her hemen aklımıza şu yorum gelmeli. Gelgit etkisi okyanus kıyısında çok fazlayken Türkiye gibi denizlerin yer aldığı alanlarda gelgit etkisi oldukça azalmıştır. Bu nedenle Türkiye'de gelgit çok güçlü değildir. Ama İngiltere'de örneğin dört tarafı okyanus olduğu için İngiltere'de bu etkiyi çok yoğun hissedebiliriz. Gelgit etkisine bağlı olarak da hariç oluşur sadece dalga vakıntının oluşturduğu şekillere rastlayacağız. Bu nedenle ülkemizde Haliç'in oluşması da mümkün değildir. Hemen yine dalganın oluşturduğu Falez diğer adıyla yalı yerden bahsedelim. Dik kıyılarda bu çok önemli bir bilgi. Dalgaların kayaya çarparak kaya kütlerinin alt kısımlarını aşındırması ile oluşan kayalık arazilerdir. Batı Karadeniz, Batı Akdeniz kıyılarında da çok yaygın olarak falezler rastlayacağız. Şekil üzerinde de anlattığımız gibi Bakın dalgaların dik kayalara vurarak aşındırmış olduğu sahanın zaman içerisinde daha da dik bir yamaç oluşturmasına biz ne diyoruz? Falez diyoruz ya da yalıyar. Şimdi falezle ilgili önemli bir detay bilgi olsun aklımızda bu da. Ne diyoruz? Sıfırın olduğu yani denizin görüldüğü yerlerde falezle rastlayacağız. Yani aslında bu ne demektir? Uçurumun deniz kıyısında olan haline biz ne diyoruz? Falez ya da yalıyar bunu da unutmayalım arkadaşlar. Hemen arkasından dalga birikim şekillerinden bahsedeceğiz. Dalgalar sığ kıyılarda. Neden sığ kıyılarda? Birikim yapabilmesi için bu anlamda kıyının ne olması lazım? Derin değil, aksine sığ olması lazım. Sığ kıyılarda deniz tabanından aldığı malzemeyi kıyı çizgisinde biriktirerek plaj ve kumsalları oluşturmasıyla dalga birikim şekillerinden en önemlisi plaj ve kumsalları karşımıza çıkartacak. Peki bunun haricinde kıyı oku, lagün ya da tombola dediğinde aklımıza neler gelmeli? Kıyı oku dalgaların taşıdığı kum ve çakıların, bir ucu karaya bağlı halde deniz içerisinde bir ok yapmasına biz ne diyoruz? Kıyı oku. Kıyı okları birleşerek bir koyun önünü kapatacak şekilde birikirse kıyı kordonu oluşabilir ortamda. Lagün ya da deniz kulağı dediğimiz şey ise küçük körfez ya da koyun önünü kıyı kordonu ile kapanması sonucunda kıyı söt gölü denilen lagünler oluşmakta. Bunlara örnek Bafrovası Çukurova'da birçok lagün yer alır diye tanımlanabilir. Marmara bölgesinde bulunan büyük ve küçük çekmece gölleriyle Telkos yani Durusu da birer lagün sahasıdır. Tombola nedir? Bazen kıyıya yakın bir ada. Kıyı oku ile, Yani şöyle bir adamız olsun denizin içerisinde. Kıyı burada. Kıyıdan bir ok uzanıyor. Zamanla ada ile özellikle karaya yakın bir ada varsa ortamda çok daha kolay olacaktır bu. Birleşmesi sonucu bakın burası kara. Ada artık ne oldu? Saplı ada haline aldı. Yani resmen adaya bir sap takmış gibi olduk. İşte biz buna ne diyoruz? Tombola diyoruz. Ülkemizde de en güzel örneği Marmara içerisindeki Kapıdağ Yarımadası ve Sinop ince burun vermektedir. Bunu da unutmayalım. Kıyı sekisi nedir arkadaşlar? Deniz gerilemesi sonucunda. Bakın ne diyorduk biz buna? Daha önceki bilgilerle hemen kıyaslayalım. Regresyon sonucunda. Eski kumsalların yüksekte kalarak oluşturduğu yüksek düzlüklere biz ne diyoruz? Kıyı sekisi. Görüyorsunuz burada bir kumsal varmış. Burada da bir kumsal var. Burada da bir kumsal var. Eskiden kumsalın yeri buradaydı. Deniz ilerlemesi ya da deniz gerilemesi sonucu ne oldu arkadaşlar? Kademeli kademeli aşağı doğru kumsal ilerlemeye başladı. Yani daha yukarıda kalan kumsala biz kıyı istiyoruz. diyoruz. Bir öncekine göre S2'nin olduğu yerde ise daha önce oluşmuş ama S1'e göre de daha sonra oluşmuş bir kıyı mevcuttur şekil üzerinde. <laughs>